Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün çiftlik tamiratının 26. bölümünü çekiyorum. Aslında bugün yapacak olduğum işe dün başlamıştım ben. Dün yine görüntü alamadım. Çünkü hiç sevmediğim bir iş. Kaynaklı bir işti. Yani demirleri birbirine kaynatıyorsunuz. Korktuğumda başıma geldi. Sabaha kadar uyumadım. Kaynak gözlerimi aldı arkadaşlar. Çarptı yani. Sabaha kadar uyku uyumadım. Gözlerim kan gibiydi. Sürekli akıyor. Sanki gözlerimin içine biri böyle kum basmış gibi oldu. Çok zor bir süreçti benim için. Şu anda da başım çok kötü ağrıyor. Çünkü uykusuzum. Ama artık gün açtı. Hayvanlarımızı yedirdim. Buzaklarımızı içirdim. Bakın birbirinin kulaklarını emiyorlar. Bak. O onun kulağını emiyor. Öyle paslaşıyorlar kendi aralarında. Evet, söylemiş olduğum gibi bugün yine kaynak işimiz var. Fakat dün ağır işi hallettim. Yani kaynak işinin %80'i bitti diyelim. Artık ufak tefek şeyler kaldı. Şimdi neydi bu kaynak işi? Nereye kaynak yaptım? Onu size anlatacağım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu bölmeleri görüyorsunuz değil mi? Şu anda ineklerimizin mevcut olarak bağlandığı bölmeler. Her birinin ayrı kendi bölmesi var. Kendilerine müdahale edemiyorlar birbirlerine. Aynı şekilde de karşıya başladık. Burası biliyorsunuz çöktüğü zaman bu taraf çökmüştü ve burayı darmaduman etmişti. Bunlar komple kırılmıştı. Ve o günden bugüne kadar bu tarafa hiçbir şey yapmamıştık arkadaşlar. Bu tarafa ağırlık vermiştik ve çatıya ağırlık vermiştik. Şimdi tamam, bu taraf bitti. Çatımız bitti. Hayvanları korunaklı bir şekilde bağladık. Şu anda da yemlerini yiyorlar. Gayet sağlıklılar ve mutlular. Şimdi sıra geldi bu tarafa. Dün yapmış olduğum iş. Görüyorsunuz. Alttan yukarı kırdım. Aynı karşısının ölçülerinde dikmelerimi attım. Kaynakladım. Alttan üstten olacak şekilde bağlama yerlerini görüyorsunuz. Şurada en sonda bir yer kaldı. Orayı da bugün tamamlayacağım. Fakat bugün buranın temizlik işlerine uğraşacağım. Yani komple burayı bir temizleyeceğim. Çünkü rahat çalışabilmem gerek. Söylemiş olduğum gibi bu tarafa hiçbir şey yapılmadı. Yani bütün inşaatın döküntüsü bu taraflarda. Burayı da şimdi yapmamızın nedeni arkadaşlar, yakın bir zamanda kurbanlıklarımız gelebilir. O yüzden burayı biraz acele tutuyorum şu anda. O tarafa değil de bu tarafa bağlayabiliriz. Tam net olarak konuşmadık, görüşmedik ama buranın yapılması bizim için şu anda bayağı bir önem taşıyor. En azından ineklerin tarafına değil de bu taraflara bunları bağlayabiliriz. İneklerden bağımsız bir şekilde olurlar tamamen. Neyse, bir başlayalım. Bakalım bugün neler halledeceğiz, neler yapacağız. Hep birlikte bakalım. Evet, öncelikle işe buradan koyuldum. İltiyle kırıyordum, gördünüz. Bu kırmış olduğum yer normalde ineğin bağlanmış olduğu yerdi arkadaşlar. Böyle bölmeler vardı ya. Biz buradan bir tane bölmeyi çıkardık. Bir tane bölmeyi çıkardık ki hani dedik ya, burası yarı açık yarı kapalı çiftlik olacak. Hayvanlar çocuk duracak, içeri girip çıkacaklar. Orayı kırmamdaki sebep de ineklerimiz içeri girip çıkarken burada bir münakaşa yaşamasınlar, sıkışmasınlar. Çünkü dar oluyordu burası arkadaşlar. Burada da bir tane direk var, görüyorsunuz. Genişletmek amaçlı hol. Yani buraya bir hol yaptık. Hayvanlar girip çıkarken birbirlerine boynuz müdahalesi sıkışmasınlar. Strese girmesinler diye bu alanı geniş tuttuk. Yani burayı kırmamdaki sebep, amaç oydu. Kaynak eksiklerine birazdan başlayacağım. Gözlerim biraz daha dinlensin dedim. En azından bu kırım işlerini halledene kadar. Sonra devam edeceğiz. Şimdi şurayı açtım. Biraz ceyran yaptı. Buzacığımızı bir giydirelim. Kazağımız var orada.
O kazakla birlikte bir giydirelim onu. Çünkü şu anda biraz akım var. Buzağımızı hasretmek istemeyiz. Bu zaten artık iki ayını doldurmak üzere. Evet, giydirme işlemimizi tamamladık. Havalar çok soğuk gidiyor arkadaşlar. Bizim birazcık yukarımızda kar yağdı. O yüzden böyle bir tedbir amaçlı pijamalarını giydirdik buzağımızın. Gayet şık oldu bence. Bu yılın modası buymuş. Biz de modaya ayak sağladık. Böyle giydirdik. Hadi git, git öteye doğru da görsünler. Bir defile yap bakalım hadi. Yap bir defile. Evet, temizlik işini bitirdik. Tertemiz oldu. Şöyle de göstereyim. Şimdi yine kaynağa başlayacağız mecbur. Artık temizlik işi bitti, kırım işi bitti. Kaynak eksiklerimiz vardı. Ardından da şu betonu tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle geliyor. Şurası eksik. Burayı komple başa kadar beton dökeceğiz. Şurada kaynak işlerimiz var. Bunları halledeceğiz. Ardından da zamanımız kalırsa demirlerin taşlamasını, temizlemesini yapacağız. Yağlı boyaya hazır bir hal almış olacak burası. Evet, kaynak işimizi bitirdik. Fakat şu ortaya bir tane dikmemiz eksik. Aslında demir var arkadaşlar da kalıbın altına yastık olarak kullanmıştık. Orada bayağı var. Yani kalıp sökülünce ya da işte tam olarak da şey yapmadım. İnce aramadım sağa solu. Ama bitti sayılır. Yani sadece şuraya bir tane demir, 2-3 kaynak, tamam. Oranın işi bitiyor ve şuranın betonu var içinin. Ama acıktık tabii, şimdi eve gidip yemek yememiz lazım. Saat 1.30'a geliyor. Turgay ustam olsa diyecekti ki saat geçti gidiyor. Hadi yemek yiyelim derdi. Şimdi biz de öyle diyoruz. Saat geçti gidiyor, yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra gelip beton harç yapacağız. Güzel yoğurup buranın içini dökeceğiz. İşte dediğim gibi zamanımızda kalırsa bu demirleri taşlamayla birlikte şu pasını, işte görüyorsunuz şey var, onlarda harç pislikleri var. Onları temizlemek amaçlı bir çalışma yapacağız. Tabi zamanın, saatin durumuna göre. Şimdi tam 6'ya kadar ya da 5'e kadar çalışamıyorsunuz. Hayvanlar var. Buzaklar yiyecek. Aynı şekilde tavuklar falan filan derken akşama kadar çalışamıyorsunuz. Onlara da vakit ayırmamız gerekiyor. Neyse, bir yemek yiyelim gelelim. Evet, yemeğimizi yedik arkadaşlar. Enerjimizi aldık. Şimdi harcımızı yoğuralım. Buraya güzelce bir beton dökelim. Evet, kumumuzu, çakılımızı getirdik. Şimdi yoğuracağım arkadaşlar. Harcımızı yoğurduk. Dökmeden önce altını iyice ıslatıyoruz arkadaşlar. Yapışması için. Bunu böyle ıslatmazsak taşların üzerinde tozlar vardır. Toz kaynaşmasını kesecektir. O yüzden yapışmaz. İyice ıslatıyoruz. Yani suyun herhangi bir zararı yoktur. Ne kadar ıslatırsak o kadar iyidir bence. Evet, altına çakıllı harç serdim şu anda. Şimdi ikinci seferde normal sıvı harcı yapacağım, ince kumdan, yani dişli kumdan, çakıl değil.
üstünü öyle mastarlayacağım arkadaşlar. Evet, hayvanların yemliğinin tabanını döktük arkadaşlar. Şimdi bitirdim. Şöyle göstereyim size. Saat 4.30 oldu şu anda. 5'e geliyor hatta. 4.30'u da geçti. Şimdi hayvanlarımızı yedireceğiz. Buzaklarımız acıktı. Bugünlük bu işi yaptık arkadaşlar. Yine bayağı bir iş hallettik. Tabi burası daha var bitmesine. Bayağı işlemleri daha var. Sonuçta bu hayvan bağlanacak. Kalıp işleri var işte. Beton dökülecek. Şu kenarlar kırılacak. İşte bir demir bağlama işlemi var arkadaşlar. Yani karşısı kadar sağlam olacak inşallah. Ama bugünlük bu kadar yeter. Bugün hem temizlik hem buranın işte içinin dökmesiydi, kaynak işlerinin eksikleriydi. Bayağı bir iş hallettik. Şimdi bir yıkayalım hayvanlarımızı da buzaklarımızı da yedirelim. İneklerimizi de yedirelim. Evet, hayvanlarımızı yedirdik. Ahırı komple yıkadım arkadaşlar. Şu anda tertemiz. Her taraf su kokuyor. Parıl 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 diyor. Yani bunu her gün yapıyorum bu arada. Video için özel olarak yapmadım da. Hayvanlarımız da yemlerini yedi. Şu anda kaba işte yemlerini vereceğim. Yoncalarını. Mercimek samanlarını. Annemiz burada. Çiftliğimizin annesi. Bizim de annemiz. Sütünü yiyoruz arkadaşlar. Bir çocuk başka bir annenin sütünü emdi mi süt annesi oluyor o kadın, o çocuğu. Biz de şimdi bunun sütünü yiyoruz. Ne oluyor? Bu da bizim süt annemiz oluyor. Aynı hesap. Öyle değil mi benim güzel kızım? Hadi bakalım size şimdi ot verelim. Ne oldu? Ne oldu kızım? Al bakalım. Evet, ineğimizi sağdık. Son olarak buzaklar ve tavuklar kaldı arkadaşlar. Köpeklerimizi yedirdik. Evet, bugün çiftlikte yapmış olduğumuz çalışmalardan haberdar oldunuz arkadaşlar. Bir adım daha öne gittik. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Kazasız belasız inşallah böyle devam eder. İlk önce sağlık. Ondan sonra iş tabii ki. Yarın yine bir planlarım var arkadaşlar. Yine buralarda aynı şekilde. İneklerimizi yedirip sonrasında işe koyulacağız. Siz de görüyorsunuz. Yaptıkça işte... Yani inşaat işi azaldıkça toparlanmaya başlıyor artık buralar. Temiz bir hal almaya başlıyor. Tabii ki en sonunda çok güzel bir çiftlik haline gelecek. İnanıyorum. Neyse, fazla da uzatmayalım. Sanırım bayağı uzun bir video oldu. Bakmadım şu anda kaç dakika olmuştur diye. Ama uzun oldu. Tahmin edebiliyorum. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz hala lütfen abone olmayı unutmayın. Sağ altta kırmızı abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Başka çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.